Üçüncü vecih, adalet-i mahzayı ifade eden velâ teziru vâziratun vizra ukra sırrına göre bir müminde bulunan cani bir sıfat yüzünden ve sair masum sıfatlarını mahkum etmek hükmünde olan adavet ve kin bağlamak ne derece hadsiz bir zulüm olduğunu ve bağımsız bir müminin fena bir sıfatından darılıp küsüp o müminin akrabasına adavetini teşmil etmek, innel insane le zalum sigayi mübalağa ile gayet azim bir zulüm ettiğini hakikat hakikat ve şeriat ve hikmet-i ilahiye, hikmet-i İslamiye sana ihtar ettiği halde nasıl kendini haklı bulursun, benim hakkım var dersin. Şu anda görüntü geliyor mu acaba? Böyle müsait olan yazabilirse kenara. Bir şimdi kardeş de mesaj attı. Yayını izleyemiyoruz diye, internet bağlantısında sorun var diye. Neyse, tevekkel tuala Allah. Burada adalet-i mahzayı ifade eden dedi. Biliyorsunuz ayet-i kerimede bir kişiyi öldüren bütün insanlığı öldürmüş gibidir. Bir insanı diyor ihya eden, hayatının devamına sebep olan bütün insanları böyle hayattar etmiş, hayatlarını muhafaza etmiş. Eyvallah kardeşim. Etmiş gibi hüküm alır diye. Demek Cenab-ı Hakk'ın katında hak haktır. Küçüğüne, büyüğüne ne yapılmıyor? Bakılmıyor. Onun için burada iki tane manadan bahsetti. Birincisi, her bir müminin vücudunda neler var? Masum sıfatlar var. Ama insaniyet itibariyle hepimizde nefis şeytan olduğu için aldanma, kusur işleme, hata etme, günah işleme, ayıp işleme hallerimiz oluyor. O zaman bizde bir masum sıfatlar var. Bir de cani sıfatlar var. Üstadımız diyor ki bir cani sıfat yüzünden birçok masum sıfatları mahkum edemeyiz. Yani o bir tane cani sıfattaki caniliği diğer masum sıfatlara teşmil edemeyiz, onlara yayamayız. Bir bu dedi. İki de bir müminde bir hata var, kusur var, günah var, yanlış var. Onun hatasını annesine, babasına, hanımına, çocuğuna, akrabasına, komşularına hatta memleketine ne yapamayız? Teşmil edemeyiz. Onları mahkum edemeyiz. Eğer edersek innel insane la zalum sigayı mübalağa ile o zaman çok zalimlerden oluruz. Sigayı mübalağa ile gayet azim bir zulüm ettiğini hakikat üç tane madde saydı. Hakikat-ı İslamiye, iki şeriat-ı İslamiye, üç hikmet-i İslamiye sana ihtar ettiği halde bu üçü de ihtar ediyor. Sakın yapma. Nasıl kendini haklı bulursun, benim hakkım var dersin. Yani bunların yanında bizim hakkımız hak olmuyor. Yani hakkımız diyelim o cani sıfata kızabiliriz. O mümine o hatasından, o hatası için, mümine değil, o hatasına kızabiliriz. Ama onu diğer masum sıfatlarına veya yakınlarına, akrabalarına, eşine, dostuna, memleketine kadar yani yayamayız, teşmil edemeyiz. Onlara da kızıp, adavet, düşmanlık edip, küsüp, darılıp uzaklaşamayız. Hakikat nazarında sebebi adavet ve şer olan fenalıklar şer ve toprak gibi kesiftir. Başkasına sirayet yani bulaşma, yayılma, inikas aksetmek, inikas etmemek gerektir. Başkası ondan ders alıp şer işlese o başka meseledir. Muhabbetin esbabı olan iyilikler muhabbet gibi nurdur. Sirayet ve inikas etmek şeynidir. İki tane farklı şey söyledi değil mi? Bir adavet var. Adavet toprak gibi kesif. Ne demek o? Şahsa münhasır veya o sıfata münhasır ediyor. Ondan başkasına yaymıyor. Onda kalıyor yani. Kesif olduğu için, toprak gibi, karanlık olduğu için. Ama muhabbet öyle değil. Muhabbet nur olduğu için muhabbet yayılır. Birisini seversin, onu sevdiğin için onun sevdiklerini de seversin. O sevmek senin
ona olan muhabbetini de arttırır. Yani zarar vermediği, azaltmadığı gibi arttırır. Ve ondandır ki dostun dostu dosttur. Sözü duru ve emsal sırasına geçmiştir. Hem onun içindir ki bir göz hatırı için çok gözler sevilir sözü umumun lisanında gezer. İşte ey insafsız adam, hakikat böyle gördüğü halde sevmediğin bir adamın sevimli, masum bir kardeşine ve taallukatına adavet etmek ne kadar hilaf hakikat olduğunu hakikat bin isen anlarsın. Şu yukarıdaki şeyi biraz hızlı geçtim de bir göz hatırı için çok gözler sevilir dedi. Demek yani bir insan birisini sevdi mi onun hatırına ve hürmetine diğerleri de ne yapabiliyor? Sevebiliyor. Böyle biliyorsunuz Leyla ile Mecnun'un hikayesinde Mecnun'a demişler ki yahu demişler Leyla Leyla deyip duruyorsun. Biz demişler Leyla'yı gördük. O kadar güzel değil. Çilli milli demişler yani. O da böyle tebessüm edip demiş ki siz Leyla'ya benim gözümden bakın demiş. Allah Allah. Demek bakmasını bilmek lazım yani. Yine anlatılır böyle meşhurdur. İbrahim bin Ethem Hazretleri yine evliyadan bir zatla böyle uzun müddet beraber kalmışlar. Bir müddet sonra artık başka vilayetlere, başka memleketlere hizmet için gidecekler, ayrılacaklar. Bir daha görüşürler, görüşülmez belli değil. O diğer zat, şimdi ismi hatırımda kalmadı, sormuş İbrahim bin Ethem'e, yahu demiş bu kadar beraber kaldık, bir hatamı, bir kusurumu, bir yanlışımı gördün mü? Lütfen demiş, söyle de kendimi düzelteyim. İbrahim bin Ethem demiş ki, Fesubhanallah, ben sana hiç o nazarla bakmadım ki demiş. Allah Allah. Yani Cenab-ı Hak bize de böyle nazar versin yahu. Subhanallah. Yani hata görmek için bakmıyor. Kusur görmek için. Biz bunu böyle yaptı. Onu yaptı. Şurada öyle yaptı. Ya kardeşim ya. Yani sen ne nazarıyla bak. Onun güzel taraflarına bak. Güzel hasletlerine bak. Maşallah. Barakallah. Oldu ki gördün bir hata. İstiğfar et. O kusuru kendinin gör. Allah'ım. Neden? Çünkü biz müminiz yani. Birbirimizin aynasıyız. Birbirimizin bedeliyiz. Birbirimizin musahibiyiz yani. Üstadımız diyor siz birbirinize en fedakar nesebi anne baba bir kardeşten daha ziyade kardeşsiniz diyor yahu. O zaman kardeş kardeşinin kusurunu diyor örter, unutur ve affeder diyor. Subhanallah. Onun için bakışımızı değiştirelim. Onun için her şeyin güzel tarafına bakmak. Çünkü güzel gören güzel düşünür. Güzel düşünen de hayatından lezzet alır. Herkesin kusurunu arayan, herkesin kusurunu gören öncelikle kendini kaybeder. Çünkü başkalarının kusurunu görmekten kendi kusurlarını göremez hale gelir. Ne olur? Kendini düzeltemeden. Çünkü bizim asıl vazifemiz kendimizi düzeltmek. Kabre girdiğimizde bize başkalarının kusurları, kabahatleri, hataları sorulmayacak. Bize bizim hata ve kusurlarımız sorulacak. Onun için biz kendimizi düzeltmezsek mahvoluruz. Onun için bizim vazifemiz kendimizi düzeltmek, başkasını düzeltmek değil. Ama ne olur? Ha olduk müminiz, kardeşiz, bir şey gördük. Onu usulüyle dün okunmuştu. Mümin kardeşini sever ve sevmeli. Fenalığı için yalnız acır diyor. Lütufla ıslahına çalışır. Tahakkümle değil diyor. Onun da üslubu var. Evet. Dördüncü veci. Hayat-ı şahsiye nazarında dahi zulümdür. Yani ne zulümdür? Nifak ve şikak, din ve adaveti netice veren tarafgirlik, inat ve haset şahsi hayat nazarında dahi zulümdür. Ne demek? Şu dördüncü veçin esası olarak birkaç düsturu dinle. Birincisi sen mesleğini ve efkarını, mesleğini ve fikirlerini hak bildiğin vakit mesleğim haktır veya daha güzeldir demeye hakkın var. Fakat yalnız hak benim mesleğimdir demeye hakkın yoktur. Şimdi buradaki meslek yani dini cemaat manasını alsak hani biz birçok isim
cemaatler var, tarikatlar var değil mi? Yani ne demek bu? Herkesin kendine göre manevi bir mesleği var. Hani nasıl ki maddi meslekler var, terzidir, kasaptır, manavdır, avukattır, doktordur. Bunlar da meslek olduğu gibi maneviyatta da meslekler var. Şimdi diyor ki sen mesleğini ve efkarını, kendi mesleğine ait fikirlerini, hareket tarzlarını, metotlarını, meşreplerini hak bildiğin vakit mesleğim haktır veya daha güzeldir demeye hakkın var. Daha güzel diyebilirsin çünkü oradasın sen yani. Orada bulunduğun için bu en güzeli diyebilirsin. Bunda problem yok. Fakat yalnız hak benim mesleğimdir demeye hakkın yoktur. Benimki hak, diğerleri batıl. Haşa, öyle diyemezsin. Ama dersin ki evet, benim mesleğim haktır ve en güzelidir ama onlar da haktır yani. Onlar da güzeldir demeye mecburuz. Yoksa ne olur? Zalim olmuş oluruz. Ve aynı rıza an külli aybin keliye ve lakin aynı sukti tüdül mesarınca ne demek? İnsafsız nazarın ve düşkün fikrin hakem olamaz. Başkasının mesleğini butlan ile, batıllık ile mahkum edemez. İkinci düstur. Senin üzerine haktır ki her söylediğin hak olsun. Fakat her hakkı söylemeye senin hakkın yoktur. Çok acı bir kaide bu. Senin üzerine haktır ki her söylediğin hak olsun. Demek her söylediğimiz hak olacak. Ama ince bir nokta, hakkı söylemeye senin hakkın yoktur. Evet, her dediğin hak olacak ama her hakkı söylemeye de senin hakkın yoktur. Her dediğin doğru olmalı. Fakat her doğruyu demek doğru değildir. Çünkü her şeyin neyi var? Vakti zamanı var. Yani yemek yemenin vakti zamanı var, uykunun vakti zamanı var. Tohum ekeceksin, çekirdek ekeceksin, fidan ekeceksin, ağaç ekeceksin. Hepsinin zamanı var. Zamanından önce, zamanından sonra ekersen olmaz. Çürür, bozulur, dağılır. O zaman sözlerimiz de birer çekirdek tohum gibi yani. Vakti var. Vaktini bilmezsen, vaktini tam ayarlayamazsan, şifa iken ne olur? Yarar, kanatır, perişan eder, bozar, dağıtır yani. Muhabbete değil, adavete sebep olur. Senin üzerine haktır ki her söylediğin hak olsun. Fakat her hakkı söylemeye senin hakkın yoktur. Her dediğin doğru olmalı. Fakat her doğruyu demek doğru değildir. Dikkat, çok antika bir nokta geliyor. Zira senin gibi niyeti halis olmayan bir adamın nasihatı bazen damara dokundurur, aksülama. Demek bazen insan hissiyatı karışıyor. Hissiyat karıştı mı yaptığı şey zarar veriyor. Karşıdaki insanın damarlarına basıyor böyle. Yapmıyor, inadına terk ediyor. Onun için yani demek o zamanı bileceğiz. Üslubu bileceğiz yani. Veya söylerken yalnız Allah için söyleyeceğiz. Yani içimizde böyle bir kızma, bir öfke, böyle bir adavet hissiyle söylersek hemen karşıdakine batıyor o. Ok gibi batıyor, mızrak gibi batıyor, diken gibi batıyor. O zaman zarar veriyoruz. Yani o şey çok mühim. Hani hatırlarsanız ileride gelecek ama vaktimiz olacak mı, olmayacak mı bilmiyorum. Meşhurdur ya İmam Ali radıyallahu anh bir savaşta bir kafirle savaşırken bir darbe vurmuş, kafir yere yıkılmış. Tam böyle kılıcı çekecek, vuracak, yerde yatan o kafir Hazreti Ali'nin suratına pıhı tükürmüş. Yani bir an önce beni öldürsün, ızdırap çektirmesin diye Hazreti Ali Efendimiz bırakmış onu, geri dönmüş. Adam şaşırmış, kalkmış ayağa. Demiş niye beni öldürmedin? Demiş ki ben seni Allah için öldürecektim. Fakat sen bana tükürünce nefsim hiddete geldi demiş. Ben Allah rızası aleminden kayboldu. Nefsim senden intikam almak için nasıl bana tükürür yani? O zaman anladım ki ben mesul olurum. Öyle öldürürsem ben katil olurum. Onun için seni bıraktım. Adam demiş ki madem dininiz bu derece halistir,
bu din haktır, adam iman etmiş. Demek ki hissiyat karşıma, mesela evimizde çoluk çocuğumuza, hanımımıza, beyimize, artık herkes kendine göre bir şeyi söyleyeceksek damarına nasıl dokunmayız? Nasıl onu incitmeden, o meseleyi nasıl ona böyle şefkatle, merhametle, aynı zamanda da onun kabul edebileceği şekilde nasıl konuşabiliriz? Bazen olur, öyle zaman hiç konuşmamak, onun yerine içimizden dua etmek daha faziletlidir, daha makbuldür yani. Evet, vaktimiz ne olmuş? Evet, kalbindeki adavete, adavet et. Yani kalbindeki adavet duygusuna adavet et ve onun ref'ine, onun kaldırılmasına, onun def edilmesine çalış. Yani mümine karşı kalbimizde zerre kadar adavet olmaması lazım. Yani en makbulü o. Her ne kadar ahir zamandayız, İslami bir terbiyeyi ne alamadık yani. Onun için oluyor en ufak bir şeyde hemen içimizde kızıyoruz, şey yapıyoruz. Yani o bir kere önce içimizden çıkarmamak lazım onu. Dışarı çıkmasın yani. Gıybettir, dedikodudur, aleyhte bulunmaktır, daha fena fiiller, kavgadır, gürültüdür. O ayrı yani. Yani yapabileceğimiz şey önce kendi içimizde onu tutmak. Bir, dışarı çıkarmamak. İki, dün derste okunduğu gibi muhabbetin üstünlük sebeplerini adavetin sebeplerine galip getirmek. O kızdığımız adamın, karşımızdaki kızdığımız müminin imanını, İslamiyetini, namazını, güzel hasletlerini düşünüp o fena hasleti olan adavetimizi örtmek. Bir kusur mu var? Dua edip onun için dua etmek, onun için istiğfar etmek, bir an önce o halden kurtulması için Cenab-ı Hakk'a iltica etmek, kendimizin de aynı hale düşmemize düşürmesin diye Cenab-ı Hakk'a iltica etmek lazım. Bir de üçüncü vecihteki gibi cani bir sıfat yüzünden masum sıfatları mahkum etmek caiz değil. Birisine kızıp onun yakınlarına, akrabalarına adavet etmek, o da caiz değil. O zaman ne yapacağız? Yani bunu yapmaya çalışacağız ki kalbimizdeki o adavet duygusuna adavet edip onu kaldırmaya, etkisiz hale, müminlere karşı etkisiz hale getirmeye çalışacağız. Hem en ziyade sana zarar veren nefsi emmarene, Allah Allah. Aslında bize en büyük zararı kendimiz veriyoruz. Nefsi emmaremiz veriyor değil mi? Bizi ebedi cehenneme götürmeye çalışıyor yani. Tamam, bir mümin kardeşimizden, etrafımızdan, yakınlarımızdan bazı laflar, bazı sözler bizi incitebilir yani. Bizi kırabilir ama nefsi emmaremiz bizi ebedi cehenneme götürmeye çalışıyor yani. O zaman en büyük düşmanımız nefsi emmaremiz. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, "Ada adüvvike nefsüke leti beyne cembeyk." Senin en zararlı düşmanın nefsindir diyor. Allah Allah. En ziyade sana zarar veren nefsi emmarene ve hevai nefsine adavet et. Islahına çalış. O muzır nefsin, o zararlı nefsin hatırı için müminlere adavet etme. Allah Allah. Yani birisi bazen bize bir aleyhte bir şey söylüyor, hoşumuza gitmiyor. Bak, bana nasıl söyler? Yahu sen o an şöyle bir kendine dön. Şöyle bir kusurlarına bak. Bir günahlarına bak. Yani onun söylediği aslında ne kadar hafif kalıyor. Aslında sen daha fazla günahın var onun söylediğinden yani. Böyle bir zata, büyük bir zata birisi böyle saydırmaya başlamış. Demiş ki kardeşim o dediklerinde demiş sen haklısın. Aslında demiş sen benim hatalarımı, kusurlarımı, günahlarımı bilmiyorsun demiş yani. Ben senin dediklerinden daha fazla günahkarım, daha fazla kusurluyum ama benim Rabbim Gafurur Rahim'dir. Ben ondan mağfiret istiyorum deyince adam insafa gelmiş, özür dilemiş yani. Onun için yani aslı böyle maalesef. Hem düşmanlık etmek istersen kafirler, zındıklar çoktur. Onlara adavet et. Yani burada da onların şahıslarına, bedenlerine değil, onların küfür fikirlerine, dalaletli fikirlerine, fasık fikirlerine, hallerine kızmak yani düşmanlık etmek. Evet, nasıl ki muhabbet sıfatı muhabbete layıktır,
Öyle de adavet hasreti her şeyden evvel kendisi adavete layıktır. Eğer hasmını mağlup etmek istersen fenalığına karşı iyilikle mukabele et. Eğer hasmını mağlup etmek istersen fenalığına karşı iyilikle mukabele et. Çünkü eğer fenalıkla mukabele edersen husumet tezayyül eder. Böyle üstadın talebelerinden Bayram Yüksel abi anlatıyordu. Yine üstadın talebelerinden Mustafa Acet abi böyle bulunduğu imamlık yaptığı köyde alim bir zat üstadın aleyhinde böyle konuşuyormuş. O da gelmiş üstada şikayete, üstadım filan zat sizin hakkınızda şöyle diyor. Böyle, sus demiş usta. Sen yalan söylüyorsun. O zat öyle demez. O benim kardeşimdir. O nur talebesi. Bağışlamış usta. Bunu methetme. Allah. O abi de kızmış ya. Sen nasıl böyle dersin? Sen nasıl benim kardeşimle aramı açıyorsun diye. Allah Allah. Sonra geri dönmüş o abimiz. Karşılaşmış o alim zatla. Demiş ki senin yüzünden üstad bana azar etti demiş. Kızdı bana. Aa niye? Demiş ki ya sen böyle böyle demiştin. Ben dedim üstadım sana böyle susturdum ya sen yalan söylüyorsun. O benim kardeşimdir. O nur talebesidir. Sen onunla benim aramı bozmaya çalışıyorsun. Tabii demiş ya. Ben nur talebesiyim. Ondan sonra Bayram abi ondan sonra diyor acayip hizmet etti o zat diyor. Yani şimdi üstadın onun haline yine böyle Barla'ya üstadımız 50'den sonra geldiği zaman Barla'da böyle dinsiz bir zat varmış böyle. Çok da fena. Çok öğretmen kendisi de herkese fenalı dokunan bir adam. Üstadımız onu yanına çağırır. Oturtturur böyle yanına. Başını okşar. Ona böyle yiyecek verir. İltifat eder. Bayram abi anlatmıştı. Bayram Yüksel abi. Diyordu ki ben içimden Allah Allah. Üstad niye böyle yapıyor ya? Bu adam çok kötü bir adam. Böyle çok fena bir adam. Üstad iltifat ediyor ona. Allah Allah. Sonra gitti diyor. Üstad bana dedi ki Bayram kardeşim ben demiş böyle iltifat edip ona ikramda bulununca o demiş fenalık yapamaz hale geliyor. Yaptıklarından utanıyor. Bayram abi hakikaten üstadın o iltifatından sonra adam değişti. Evet diyor dindar olmadı ama kimseye artık fena bir söz söyleme, dinsizliğini aşılama, yayma manası tamamen kalktı. Üstad ne zaman Barla'ya hemen onu çağırtıyor. Gel gel gel. Ona bir sırtını sıvazlıyor, başını okşuyor, hemen böyle bir şeyler ikram ediyor böyle. Adam diyor bir daha fena, bütün herkes şaşırdı. Ya bu adam çok fena bir adamdı, ne oldu böyle diye. Bak kaide bu. Eğer hasmını mağlup etmek istersen fenalığına karşı iyilikle mukabele et. Yine hatırlarsınız Mucizat-ı Ahmediye'de 19. mektupta geçiyor. Mekke'nin fethi gününde Fedale namında çok cesur, güçlü, kuvvetli bir zat peygamberimizi öldürmek niyetiyle peygamberin yanına doğru geliyor. Peygamber onu görünce böyle yakınlaşmış, tebessüm etmiş. Ey Fedale, nefsinle ne konuştun demiş. Ondan sonra açmış ellerini. Allah'ım sen Fedale'yi affeyle. Sen onu mağfir, bağışlamış Fedale'ye dualar etme. Adamı ağlamış, gelmiş önüne diz çökmüş, iman etmiş. Subhanallah. Veya yine orada bir hadise var. Gavres namında cesur bir kabile reisi savaş esnasında bir dinlenme ara verilmiş. Öğlen paydası olmuş savaşta yani. O da arkadan gelmiş. Bayağı uzak mesafeden dolaşmış. Peygamber Efendimiz'i tek başına bulmuş. Peygamber uzanmış böyle istirahat ederken. Kılıcı kaldırmış böyle. Bağırmış Peygamber. Şimdi seni kim kurtaracak? Peygamber Efendimiz Allah demiş. Sonra açmış elini. Allah'ın mekfiliği bir maşit. Allah'ım bir sebeple, bir vesileyle beni bundan kurtar. Birden böyle bir melek sırtına dokunmuş adamın adam düşmüş yere kılıcı da elinden fırlamış. Peygamber almış kılıcı eline sormuş. Şimdi seni kim kurtaracak? Adam kalmış. Peygamber hadi git demiş. Geri döndüğü zaman kabilesindekiler demişler ki hani onu öldürecektin niye bir şey yapamadın? Demiş ki ben şimdi İnsanların en iyisinin yanından geliyor. Allah Allah. Eğer hasmını mağlup etmek istersen fenalığına karşı iyilikle mukabele. Yani böyle İslam tarihinde çok misaller var. Yine anlatılır neydi o zatın ismi? Hazreti Ali Efendimizin de böyle manevi talebelerinden bir zat. Şimdi ismi gelmedi hatırıma. Gelince söyleyeceğim inşallah. Böyle onun aleyhine gıybet etmişler. Böyle aleyhine konuşmuşlar.
Uzat da böyle bir tabak böyle baklava tatlı böyle almış birisine demiş ki bunu sen filan zata götür diye. Ondan sonra demiş ki ona benden selam söyle. Ona de ki duydum ki benim demiş günahlarımı alıyorsun. Bana böyle iyilik yapıyorsun. Ben demiş bu iyiliğin karşısında karşılıksız bırakamam. Sana bir tabak tatlı gönderiyorum diye haber göndermiş. Adam gelmiş özür dilemiş sonra yani. Hasan-ı Basri radıyallahu anh. Yani çok çok misaller var. Eğer hasmını mağlup etmek istersen fenalığına karşı iyilikle mukabele et. Çünkü eğer fenalıkla mukabele edersen husumet, düşmanlık tezayüd eder, ziyadeleşir. Zahiren mağlup bile olsa kalben kin bağlar, adaveti idame eder. Eğer iyilikle mukabele etsen nedamet eder, pişman olur, sana dost olur. İza ente ekremtel kerime melekte ve in ente ekremtel leime temerrada hükmünce müminin şe'ni kerim olmaktır. Senin ikramınla sana musakkar olur. Zahiren lehim bile olsa iman cihetinde kerimdir. Evet, fena bir adama iyisin, iyisin desen iyileşmesi ve iyi adama fenasın, fenasın desen fenalaşması çok vuku bulur. Çok acık bir kaide bu. Fena bir adama iyisin, iyisin. Çünkü insanda öyle bir fıtrat var ki insan tesir altındadır. İnsan başkalarının sözlerinden çabuk böyle etkileniyor. Bir anlatırlar 3-4 tane delikanlı böyle ihtiyar bir zat varmış komşuları. Demişler gel şuna bir oyun yapalım. Anlaşmışlar böyle. Aralarını açmışlar belli bir mesafe. Bakmışlar geliyor Mehmet amca. Hemen bir delikanlı koşmuş. Selamünaleyküm Mehmet amca nasılsın iyi misin? İyiyim efendim. Yok demiş Mehmet amca senin yüzünde betin benzin atmış. Elin ayağın titriyor. Sen hastasın galiba. Yok evladım demiş ben iyiyim. Gitmiş o. Sonra biraz giderken öbür gelmiş. Öbür delikanlı gelmiş. Mehmet amca ne bu vaziyet demiş. Elin ayağın titriyor. Yüzün betin benzin atmış. Yok evladım demiş ben iyiyim demiş. Ya sen hastasın. Yok iyiyim ben. Biraz daha gidince üçüncü delikanlı çıkmış. Ya Mehmet amca bu ne surat deyince adam bayılmış. Yani insan çok çabuk tesir altında kalıyor. Onun için biz de ne yapacağız? Fenasın fenasın demeyeceğiz. İyisin, iyisin. Maşallah. Allah razı olsun. Hangayacağız yani? Yoksa bak fena adama iyisin, iyisin dersen iyileşiyor. İyi adama da fenasın, fenasın desen fenalaşıyor. Onun için çoluk çocuğumuza ya sen köle kötüsün sen böyle böyle dedikçe hakikaten yani fenalaşıyor yani. Onun için hep güzel tarafını görmek, güzel tavsiyelerde bulunmak, yani bir şeyi söylerken bile güzel bir üslupla onu söylemek. Fena bir adama iyisin, iyisin desen iyileşmesi ve iyi adama fenasın, fenasın desen fenalaşması çok vuku bulur. Öyleyse ve izâ merru billâhi merru kirâma ve in tâfû ve tesfahû ve tâfirû fe innallâhe gafûrur rahîm gibi desatiri kutsiyeyi Kur'aniye kulak ver. Saadet ve selamet ondadır. Yani bize Kur'an ders veriyor ki hoşuna gitmeyen, basit, adi, işe yaramaz, lüzumsuz bir şey gördüğün zaman onunla ilgilenmeden, ona nazar etmeden oradan vakar ile ağır başlı geç diyor. Yoluna devam et diyor yani. İkincisinde de üç tane vasıftan bahsediyor. Affetmek, saf etmek, bir de bağışlamak. Yani eğer bir insan bu üçünü yaparsa en yüksek manaya mazhar olur. Allah'ın hususi Gafur ve Rahim isimlerine mazhar olur. Yani biz müminleri affedeceğiz. Ailemizi, çoluğumuzu, çocuğumuzu affedeceğiz. Bir önce affetmek var. Arkasından saf etmek. Yani affettikten sonra o hatayı unutacağız. Yani bir şey oldu affettim diyor. Ondan sonra aradan birkaç gün geçiyor. Sen şöyle yapmıştın. Bu saf sıfatı onu kabul etmiyor. Onu unutacağım. İnşallah ahirette de Cenab-ı Hakk'ın hususiyetlerinden biri bu. Yani bizim de Cenab-ı Hak
ne kusurlarımız var, ne günahlarımız var. Ama Cenab-ı Hak o sevapların, hayırların galibiyeti noktasında kusurlarımıza bakmayacak. Bize o kusur nazarıyla, günahkar nazarıyla bakmayacak Cenab-ı Hak. Saf yine. Onun için bizim de onu yapmamız lazım yani. Madem onun kuluyuz, Cenab-ı Hakk'ın da böyle yapmasından bize karşı çok memnun oluruz, çok mesrur oluruz. O zaman sevdiklerimize, mümin kardeşlerimize de af ile, saf ile, sonra da bağışlamak ile muamele etmek. Bu diyor Kur'an'ın mukaddes düsturlarına kulak verirsen, onlarla amel edersen saadet ve selamet ondadır. Kur'an'da ve Kur'an'ın düsturlarındadır. Cenab-ı Hak cümlemizi saadet ve selamet ehlinden, Kur'an ve iman ehillerinden eylesin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha.